Merhaba arkadaşlar. İki noktayla devam ediyoruz. İki nokta deyince arkadaşlar iki tane önemli kural direkt olarak aklınıza gelmesi gerekiyor. Birincisi kendisiyle ilgili örnek verilecek cümle. İkincisi ise kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümle. Hemen bunları inceleyelim. İlk kural diyor ki biz arkadaşlar kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konuluyor. Bakalım. Masada her şey vardı. Bal, süt ve reçel. Şimdi burada bir örnek verme durumu var. Masada olan şeylerin örneğini vermiş mi? Vermiş. Ne varmış masada? Bal varmış, süt varmış, reçel varmış. Şurada bir kafa karışıklığı oluşabiliyor. Bakıyorum burada örnek verilmiş ama ben burada iki nokta kullanabilir miyim? Buradaki soru işareti şu oluyor. İki noktadan sonra küçük harfle başlamış. O zaman ben burada noktalı virgül kullanayım gibi bir düşünce oluyor. Kesinlikle böyle bir düşünceye girmiyoruz arkadaşlar. İki noktadan sonra küçük harfle başlanabilir. Bunu not olarak bir yere yazabilirsiniz. İki noktadan sonra küçük harfle başlanabilir. Bunu kafamıza yerleştirdikten sonra arkadaşlar iki nokta ve noktalı virgülün karışmasını önlemiş olabiliriz. İki noktadan sonra bakın bal, süt ve reçel demiş. Masada olan şeylerin örneğini vermiş ve ben burada kesinlikle örnek verildiği için iki nokta kullanıyorum. Nerede küçük harfle başlar? Nerede büyük harfle başlar gibi bir soru işareti de olabilir. Arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Örnek verilirken iki noktadan sonra sadece örnekler varsa ben küçük harfle başlarım. Ama cümle varsa iki noktadan sonra o zaman ne yapacağım? Tabii ki büyük harfle başlayacağım. Şunu dediğim gibi çok önemli bir yer. Bir kere oturtmuş olalım. İki noktadan sonra örnekler varsa cümle niteliğinde değilse bu örnekler küçük harfle başlayabilirim. Ama iki noktadan sonra cümle varsa, cümle niteliğinde bir şey varsa ben yine cümleye tabii ki büyük harfle başlıyorum. İkinci örneğimize bakıyoruz. Milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Şimdi burada da ne yapmış arkadaşlar? Milli edebiyat akımının temsilcilerin örneğini vermiş. O zaman ben ne yapacağım burada? Hangi noktalı bir şartla kullanacağım? Kesinlikle iki nokta kullanıyorum. Kimmiş bu temsilciler? Ömer Seyfettin. Burada büyük harfle başlamış. Çünkü özel isim. Özel isim gidip küçük harfle başlatma durumu tabii ki olmayacak. Örnek veriyor. Milli Edebiyat Takımı'nın temsilcilerinin örneğini veriyor. Ömer Seyfettin virgül, Halide Edip virgül, Ziya Gökalp demiş. Örnek verdiği için ben iki nokta kullanıyorum. Ve özel isim olduğu için tabii ki büyük harfle başlıyorum. İkinci kuralımıza geldik. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda da yine iki nokta kullanıyorum. Yani açıklama varsa açıklama önce tabii ki iki nokta kullanacağım. Bakalım. Kendimi takdim edeyim meclis katiplerinden. Şimdi burada bir açıklama yapılmamış mı? Kim olduğunun açıklaması yapılmış değil mi? Açıklama varsa ne diyorum? Ben burada iki nokta kullanacağım. Peki burada niye küçük harfle başlamadık da büyük harfle başladık? Çünkü meclis katiplerinin ifadesi cümle niteliğinde olan bir ifade. Ben diyorum ki burada iki nokta kullanacağım ve büyük harfle başlayabilirim. İkinci örneğimize bakalım. Başarının şartlarını ben söyleyeyim. Çok çalışacak ve sabredeceksin. Burada başarının şartları açıklanmış mı arkadaşlar? Kesinlikle açıklanmış. Neymiş başarının şartı? Çok çalışacak ve sabredeceksin. O zaman açıklama yapıldığı için ben burada yine iki nokta kullanıyorum. Dediğim gibi en önemli iki kural bu arkadaşlar. Örnek verilecek cümle, açıklama yapılacak cümle. Bunların içerisindeki önemli olan kısım ise iki noktadan sonra küçük harfle başlayabilme özelliği. Buraya da özel bir önem gösterebiliriz. Daha sonra üçüncü kuralımız çok kolay. İşte ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için. Yani böyle çok karşımıza çıkabilecek bir yer olmasa da hemen şöyle örnek verelim. Aile ifadesindeki A ünlüsü uzun ünlü olduğu için ben uzun ünlüyü belirtmek adına iki nokta kullanabilirim. Tabii ki ses bilgisinde. Daha sonra dördüncü kural diyor ki karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konuş. Karşılıklı bir konuşma olacak ve konuşan kişiden sonra belirttikten sonra iki nokta kullanacağım. Burada konuşan kişi kim? Bilge Kağan ne demiş? Türklerim işitin. Üstten gök çökmedikçe, alttan yer devrilmedikçe ülkenizi, törenizi kim bozabilir? Burada konuşan kişi arkadaşlar Bilge Kağan olduğu için karşılıklı bir konuşma var. Ben ne yapacağım? Karşılıklı konuşmalarda iki nokta kullanacağım. Daha sonra karşısında konuşan kim? Bakın bir koro konuşmuş. Koro da demiş ki göğe eğer başımız, başımla senin demiş. Burada karşılıklı konuşma var diyorum ve iki nokta kullanıyorum. Daha sonra bir diğer kural. Edebi eserlerde
konuşma bölümünden önceki ifade. Konuşma bölümünde de arkadaşlar şudur. Şu uzun çizgi ilerleyen videolarda bahsedeceğiz. Konuşma çizgisi olarak karşımıza çıkar. Kural bunu diyor ki konuşma çizgisinden önce iki nokta kullanacaksın. Bir iki kural daha var. Onlar böyle çok önemli olmadığı için tahtaya yazmadım. Genel A adreslerinde yine iki nokta kullanılabilir. Bir de matematikte bölme işleminde iki nokta kullanabilir diyoruz. Şöyle bir toparlayalım. Dediğim gibi şu iki örneğe lütfen özen gösterelim. Küçük harfle başlama durumuna özen gösterelim. Cümle niteliği var mı yok mu ona bakacağım. Bir de şu karşılıklı konuşmalar ve edebi eserlere dikkat edebiliriz. Sağlığınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.